Rotamız ha. Neresi? İzmir. Öyle mi? Ver ver hadi. Oyalanma. Herkese merhaba. Çok merak edilen bir video için bugün yola çıkıyoruz. Nissan rotalarında İstanbul'dan İzmir'e gideceğiz. İzmir'den de İstanbul'a gideceğiz. Yeni otoban dün açıldı. Merak edilen bir konu. Bana bu yolculukta Onur Bina ile eşlik ediyor Teknosofra editörümüz. Beşiktaş'tan hareket edeceğiz. Saat şu anda 11.30'a gelmek üzere. Bakalım gerçekten 3.5 saatte İstanbul'dan İzmir'e bu otobanda gidiliyor mu? Kaç para harcanıyor? Yol nasıl? Bütün hepsini bu videoda göreceksiniz. Ayrıca kendimize bir de hedef koyalım dedik. Boş boşuna gitmeyelim oralara. İzmir'de Burak Bayburtlu bizi bekliyor. Bornova'da konumu attı. Hedefimiz orası. Kebap yiyeceğiz. Affedersiniz ama. Oraları koymayalım. Bize bir havuç gerekiyordu. Yani motivasyon gerekiyordu. Burak da sağ olsun. Gelin size bir kebap ısmarlayayım. Ağzınızın tadını bozmadan yorulayım diye dedi. Bu macera böyle bir şey olacak. Kilometreyi şimdi sıfırlayacağım. Nissan X-Trail ile gidiyorum. Yolculuğu tamamını bununla yapacağız. Araba biraz kirli. Yeni yoldan gelmiştim. Bodrum'dan yeni geldim ama otoban açılmamıştı ben gelirken. İlk keselenlerden biri olacağız herhalde. Herhalde biz sayılı adamlardan yani. Ya da ilk belgeleyenlerden biri olacağız. Evet, bu yol macerasında bizim olmak istiyorsanız haydi bakalım başlıyoruz. İzmir'e git diyoruz. Rota hesaplanıyor. 4 saat verdi. Şimdi bak bu önemli bir bilgi. Ve paralı yoldan verdi. 497 kilometrede eski yoldan veriyor. Rota oluşu 4 saat 13 dakikada İzmir merkeze gideceğiz görünüyor. Takalım bakalım. Burada 465 kilometre diyor. Arabamızın kilometresini sıfırlıyoruz. Tabii ki emniyet kemerlerimizi takıyoruz. Evet, kilometremizi sıfırladık. Bakalım dedikleri kadar var mıymış? Evet, bir detay daha verelim. Bütün hız kurallarına tamamıyla uyacak bu yolculukta. Yani 120 ile gidiliyorsa 120, 100 ile gidiliyorsa 100, tünellerden 80 ile 90 ile neyse hız limiti, ne veriyorsa onları yapacağım. Tamamen legal bir şekilde oraya varmaya çalışıyoruz. Amacımız o. Ve süreyi de 11.30'da başlattık. 6 dakika oldu şimdiye kadar geçen süremizde. Şu anda bu arada bir özellikle bu saatte yola çıktık. Çünkü İstanbul'un o sabah trafiği, ekstra yoğunluğunu atlatmasını bekledik ki hani adil olsun biraz daha. Yani yoksa sırf bir saatte belki Pendik'e zor giderdik sabah erken çıksak. Tabii. 7'de 8'de. Ya da işte tam 4'te de çıkıp bomboş da basıp gidebilirdik. Ortalaması adil olsun diye 11.30'da hareket yaptık. Bakalım ne olacak? Merakla biz de bekliyoruz. Evet, ilk molamızı verdik. Daha doğrusu böyle bir kısa mola verdik diyelim, evet. Durduk. Ondan sonra Osman Gazi Köprüsü'ne süper senkron dönüyorsun. Helal olsun kardeşim ya. Yola çıkalı ne kadar oldu bakayım. Tam bir saat oldu aşağı yukarı. Beşiktaş'tan Osman Gazi Köprüsü'ndeki o mola noktasına geldik. Yolumuza devam ediyoruz şimdi. Nasıl geçiyor sanki otomana girmiş gibi hissettin mi? Süper. Ben şu an o hissi yaşamaya başladım. Değil mi? Var mıydı? Bir rahatlık tabii, geldi sana. Tabii. Hadi bakalım devam ediyoruz. Evet, arabamız leş gibi. Çünkü ben daha yeni yoldan geldim. Yıkatmaya vakit bulamadım. Hatta sabah yıkatmaya gidiyordum. Yağmur yağdı. Hem de öyle mi? Yani o sırada yıkatamadım. Ama yolda bir böyle bir fırfırlı yıkamacılar oluyor ya. Onları görsek yıkatalım. Yani onlardan bir... Abi şimdi ona da tepki koyuyorlar. Abi onu da yıkatma, çiziliyor diyorlar. Ay. Bilmem ne ama ne oldu? Kemerimi takamadım. Şöyle hop taktım. Güvenlik önemli. Kesinlikle. Kemeri takın. Şu anda 63.4 kilometre gelmişiz. Yandex'e göre de daha 3 saat 40 dakikamız var. İskender yemeyelim mi? Yemeyelim, işimiz var. Kamer abinin dükkana gidemedik bize. Dönüşte belki gideriz ama bakalım kafamıza. O zaman tamam. Ama kesin demiyorum. İşimiz var, otobancıyız bu. Şu an Bursa'ya gelmek üzereyiz.
140 kilometre yol geldik. 11.30'da yola çıktık. 1'i çeyrek geçiyor saat. 16-11'de varacak gibi gözüküyoruz. 2 saat 57 dakika yolumuz kaldı. Yol geçiyor mu peki abi hızlı limitleri 90-120 derken? Yani bayılıveriyor insanlar. Özellikle o 90'la tünel geçme kısmı biraz enteresan. Çünkü yurt dışında mesela ben çok görmediğim bir şey. Hız limiti genelde tünellerde, yurt dışında ben rastlamadım. Yok. Almanya'da falan mesela hız limiti olmayan bölümleri var otobanlar. Orada neyse gitti o. Biraz daha belki fazla olabilir. 120 değil de 150. Yani. Gerçi 30 kilometrede ne kadar atar ki? Ben yolda. Bayağı fark eder. Yarım saat oynattırırsın. Yarım saat. Yani. Bir saat. Biz işine bağlı. Burası açtık. Biz 120 yapıp istedik. Biliyorum. Evet şimdi Susurluk Sapağı'na geçtik. Yaklaşık 2 saat 10 dakikalık bir yol geçti şimdiye kadar. 134 kilometre gelmişim. Kalan sürede 2 saat 7 dakika. Otobanın şu anda yeni açılan bölümünü geçiyoruz Bursa çıkışından beri. Genel anlamda değerlendirecek olursak yolda biraz pislik var haliyle. Çalışmalar da var. Çalışmalar da yapılan yerleri var. Ve köşelerde özellikle sol şeritte biraz kirlilik dikkatimi çekti. O ağırlıklı olarak orta şeritte gidiyorum. O da lastikler için tehlikeli yani bir şey kalmış olabilir. İyi süpürmemişlerdir bir şeydir. O yüzden çok yanaşmamaya gayret ediyorum. Mesela bak arkadaşlar aynen. Ozer abi. Birazdan göreceksin. Arkamızda görürsünüz belki. Onun dışında böyle viyadük taraflarında böyle yolda bir düşüklükler var böyle. Mesela hızlı giderseniz ve yüklüyseniz dikkatli olun. Hafif çökme yapabilir, altı sürtebilirsiniz. Çünkü hakikaten böyle beklenenin biraz daha fazlasında düşüklükler hissettim. Onun dışında gayet keyifli ve yani sürmesi güzel bir yol. Etraf çok keyifli. Görüyorsunuz zaten videoda da. Mola yerleri henüz açılmamış. Bir tane şer gördük. Denitrol vardı içinde. Aynen. Fakat daha tam bitmemişti galiba ama benzin veriyor olabilirler. O yüzden yola çıkarken de benzininize dikkat edin. Ne kadar sıkıntı olduğunu göreceğiz. Şimdi birazdan bir park alanı daha var diyorlar. Ama açık değil bence onlar. Çünkü güzelleri hep kapalı. Kaç kilometre yazıyor orada? 50 mi? 50 kilometre. Bir sonraki servis alanı 50 diyor. Susurluk servis alanı. Susurluk servis alanı 50. Yani çok nadir şu anda servis alanları ve benzinciler var. Her taraf inşaat. O yüzden deponuz full yola çıkmanızı tavsiye ederim. Bu arada müthiş bir ekonomi de yaptık. Hatta demin hesabını yapıyorduk onunla. İzmir İstanbul'u çıkartabilir. Tek depo. Tek depoya gidiş girişe. Müthiş ortalama yakaladık. İpiri hareket etmemiştim. Şöyle de göstereyim. Aynen onda da bak 238,5 kilometre gittik. Hala full depoda ve 731 kilometre daha yol yapacak araba. Yaklaşık 910 kilometre yapıyor bunlar. Bursa'dan beri ilk kez açık olan bir tesis gördük. Benzinci şer vardı burada. Evet. Uzun süre hiçbir yakıt alacak yer yok. Aklınızda olsun. Evet İzmir gişelerden geçtik. Sonunda. Şu anda 30 dakikalık yolumuz var. 35 kilometrelik de bir mesafemiz kaldı. Hoş geldiniz. İzmir'e varmış bulunuyoruz. An itibariyle saatlerimiz 16.09. Yani 4.10 geçiyor. Yaklaşık 464 kilometrelik yol yaptık ve toplamda 5 saat civarı sürdü. Gerçekten hiç mola vermedik. Kurallara uyarak. Acil tuvalete gitmemiz lazım. Bu yol 3.5 saat sürmüyor. Sürmesi için ya çakarlı böyle bakanlık arabası falan olması gerekiyor herhalde. Ondan ancak öyle gidebiliyor. Bizim öyle gitme şansımız yok. Dolayısıyla sizin de yok. Eğer kurallara uyarsanız otobanda 120 kilometre, tünellerde 90 kilometre hızlarına, kurallarına uyuyorsanız 3,5 saatte mümkün değil Beşiktaş'tan İzmir'e gelin diyor. Aklınız olsun İstanbul'dan gelirken Bursa'da en son yakıt ikmali yapın. Depoyu doldurun. Yoksa üzülürsünüz bayağı can sıkıcı. Bir de desem otobanın herhalde ilk kazasını gördüm. Evet. Koskoca 3 şeritli bir bomboş yolda
3 araba birbirine girmiş. Yas yamuk tepsi birbirine. Aynen. Ama ölüm yoktu sanırım. Sadece zedelenmeler vardı. Yoktu ama ben nasıl başardılar kısmına takıyorum. Bu arada Nissan X-Trail'in yakıt performansı da 5.4 ortalama yakıt 100 km'de yaktık. Çeyrek depo mazot harcadım. Şu anda 666 km daha gidersin diyor. Yani asıl dönebilirim de ben aynı depoyla. Ne kadarlık yakıtla buraya geldiğimizi görmek adına yakıt alacağım. Evet Burak Bayburtlu'ya kavuştuk. Saatlerimiz 16.20 diyelim. Evet. Kapı açma falan faslı. Aynen öyle. Burak sana raporlayayım bir kısaca. Evet abi hoş geldin. Hoş bulduk. Çok güzel bir yere geldik. Nereye geldik? Antepli Ramazan Usta. Biz 11.30'da yola çıktık. 16.30'da geldik desek evet 5 ya. Saat sürüyor evet. Abi. Yani 3.5 saat anca herhalde devlet erkanı olunca. Yani çakarları. Çakarlar olacak işte evet. Eskortlar falan. Başka türlü buraya. Ama rahat işte, geldiniz. Çok rahat geldik. Evet bu video böyle. Evet. Bu videoyu burada bitiriyoruz. Umarız faydalı olmuşuzdur. Bu arada küçük bir haberle de bitirelim. Burak Bayburtlu da artık Teknosafari ekibinde bizimle beraber güzel şeyler yapacak. Sık sık göreceksiniz Teknosafari kanalında kendisini de. Ayrıca teşekkür ediyoruz. Aramıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kucaklayayım ben. Kucakladı bizi. Evet, İzmir şubemiz olarak. İzmir şubesi. Ama yani artık teknolojide her şeyimizde çok yerli olduğunu hiç önemi yok. Artık otoyolumuz var. Ben otoyolu bekliyordum zaten. Tabii biz sen artık bir yer bulunuz orada buluşuruz. Açık. Tamam. Basıp geliyorum. Aynen. Tamam. Evet çok teşekkürler. Umarım faydalı olmuştur size. Belki tatile giderken şu anda bayram tatilimizde. Hepinize kazasız belasız. Herkes dikkatli. Kurallara uygun gidin. Sakin gidin. Acele etmeyin. Hem bak tasarruf da sağlıyorsunuz. Evet. Yeni videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay. Evet şimdi depomuzu dolduruyoruz. Bakalım İstanbul'dan İzmir'e ne kadarlık yakıt kullanmışız yeni otomatik. Evet İstanbul'dan İzmir'e yaklaşık değil tam 180 liraya geldim. Ulaşım için harcadığım yakıt 180 TL'lik yakıt. Tekrar göstereyim size depo ne kadar oldu. 27.78 litrelik yakıt aldım. İşte bu kadar.